Merhaba, hoş geldiniz, sefa geldiniz sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili Trabzonsporlar. Bu Dorukhan transferinden sonra tabii böyle bir video yapma gereksinimi duydum. Birçok hususta bu konuda bir şeyler söylemeye çalışacağım inşallah. Çünkü transferi birçok spekülasyon yapılıyor diyelim, öyle diyelim bu transferle ilgili. İşte efendim çok pahalıya alındı, şuydu, buydu. Bunu bir genel çerçevede inşallah incelemeye çalışacağız. Şöyle ki, şimdi hani şimdi bir danışıklı dövüş diyelim. Fenerbahçe işte güya diyelim. Şimdi Fenerbahçe aslında bir nevi istihbarat sanki alıyor. Bu hele hele bu 8 artı 3'ün çıkmasından sonra şu anlaşılıyor ki Fenerbahçe'nin geçen yıldan beri yapmış olduğu yatırım Türk oyunculara, bu 8 artı 6 yani 3 sahada oynayacak Türk oyuncu. Şimdi bizimkiler hala şu futbolcuya fazla verdik. Bu futbolcuya fazla verdiğin şeyinde giderken adamlar özellikle önce tabii geçen yıldan beri Fenerbahçe ne yapıyor? Mert Hakan, ara transferde İrfan Can, yine kalecisi Ozan Tufan'ı demek öyle bir istihbarat aldılar ki bunun hazırlığını hatta Mesut Özil yine ara transferde Ocak ayında gelen görüyoruz ki biz hala işte Dorukhan'a fazla verdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Bugün dün gerçekleşen bir transfer yine Berkan Kutlu mu Alanya'dan hiç bundan sonra olmaz, şu anda hiç milli olma durumu yani şeyde belki var, Ümit Milli Takım'da 3,5 milyon euro verirken biz toplamda belki hakikaten yine aynı 2010 yılında galiba Burak gelmişti, aynı tarzda beni heyecanlandıran bir transfer. Bunu ben Burak, Jaja daha önceden şey yapmıştım, yaşamıştım. Şimdi bu Hamşik ve bu Dorukhan transferi. Şimdi sonrası önemli değil. Sonrası şöyle, sonra forum tutar mı tutmaz mı? Hatta bu videoyu yapmadan önce Dorukhan'a şöyle bir şey diyecektim. Tabii dün imzayı attı, videoyu yapamadım daha doğrusu. Diyecektim, Dorukhan gemileri yak gel Trabzon'a. Hiç düşünme ama dün imzayı attı. Şöyle ki aynı Burak gibi 25 yaşında geldi. 25 yaşında geldi ve bizim 8 numaralı formayı giyecek galiba. 8 numaralarda giyenler, giden oldu, çoğu da gitti ama başarılı oldu. İnşallah Dorukhan bizden iyi transfer yaparak Avrupa'ya. Şöyle ki Dorukhan transferinin önemini dediğim gibi sadece Fenerbahçe değil Galatasaray'a bakın kaç tane Türk oyuncu oldu. Bunu şimdi açıklayacağım, bu neden önemli. Yine Beşiktaş, Salih Uçanlar, Necip Uysallar, Oğuzhan Özyakutlar. Şurada açtım, tek tek hepsini yapacaktım. Yine Burak, Bilal Ceylan'ı aldı şeyden. Hep yatırım transferleri bunlar. Sanki önceden birileri bunlara kulaklarına üfledi. Hep aşağıda Kenan Karamanlar, Güven Yalçınlar, Umut Nayirler falan gidiyor. Salih Uçan, Mehmet Topal. Galatasaray'a gidersek Barış Alper Yılmaz, işte Berkan'dı, Alpaslan'dı, Aytaç'tı, Yığıyor, Arda'ydı. Bizim insanımız hala düşünün şimdi bakın. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Ya işte diyorum ya biz analizi yaptığımız zaman Türk futbolunu yine söz sahibi olacağız. Ama biz çok, şimdi bak bizdeki kaleciler var. Uğurcan, bak Uğurcan yarın geldi biri dedi 25 milyon euro, o bile gidebilir her zaman. Diğer Atakan Gündüz oynamaz. 11 oyuncusu. İsmail Köybaşı alındı. Hakan Berat, Hakan Yeşil, yani o da altyapıdan. Abdülkadir Ömür. Bunlar. Yani böyle kafa bir oyuncu. Yusuf Sarı. Tamam mı? Şimdi geliyor Koray Kılınç. Ama bak diğer takımların Türk oyuncularına bakın. Şimdi bunlar ilk 11 oyuncusu değil yani. Daha şu anda değil. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bakın. Dorukhan transferinin ne kadar önemli olduğunu, hatta daha Türk oyuncusu alınması gerektiğini, hani bu yabancı kuralına göre diyorum ben. Allah göstermesin Berat sakatlandı.
veya sakatlanmaya geç. Bir maç oynanıyor. Berat çok kötü. Şimdi sağda da diyelim Uğurcan, Berat, İsmail Köybaşı var. Sağda 3 tane Türk olacak. Bu 3 kaleciyi geç diyelim. İsmail Köybaşı kötü veya Berat. Ya bunlar ya hastalık dönemi. Hastalık da olabilir, sakatlık da olabilir. Biz sadece maçta kötü oynuyor, değişilecek. Yabancı koyamıyorsun, ne yapacaksın? Yok rotasyon oyuncu. Mecburen Dorukhan tarzında bir oyuncu gerekiyor. Dediğim gibi bugün 3,5 milyon euro olan Berkan, sen gönül ister ki az verelim. Ama piyasa bu Türkiye'de, yapılacak bir şey yok. Yapılacak bir şey yok. Aldığın oyuncu 96 doğumlu bir oyuncu. 94 doğumlu Abdülkadir Parmak. Ya belki Abdülkadir Parmak belki gidecek. Veya gidecek adam belki. Var mı rotasyon oyuncunun orada? Daha eksik, bence daha da alınması gerekiyor. Yani Türk oyuncu, şimdi düşündüğümüz zaman veya şu oldu, İsmail Köybaşı kötü maçın içinde. Hoca hemen Bruno Perez'i ben gördüm şeyde oynuyor sol bek. UEFA Kupası'nda Manchester United'da 6 yedikleri maçta şeyde Manchester'da sol bek oynuyordu Bruno Perez. Attın onu sol beke. Dorukhan'ın sağ bek oynama özelliği de var. Abi çok güzel. Bak dediğim gibi son yıllarda aynı Burak gibi 25 yaşında geldi Dorukhan. Bak bu iş sende bitiyor artık. Ha çalış. Bak Burak gibi yüksel. Trabzon futbol yeridir. Kendine bak. Tamam mı? İcabında bilemezsin ya. 11 oyuncusu bile olabilir. Yani senin çalışmana bağlı. Ama rotasyonda bile gerekli bir oyuncu. Şimdi diğer Burak Dorukhan'la ilgili bunu söyledikten sonra Dorukhan gerekiyor. Yani sen iki bekin bile kötü olabilir. Solda İsmail kötü oynuyor. Şeyde nedir onun adı? Bruno Perez. İki oyuncuyu değişirsin bir anda. Bu sefer sola bir yabancı geçer Trondsen. Bir maçta atıyorum ya, atıyorum. Ama çok kötü oynuyor beklerin. Sağda attın Dorukhan'ı, Bruno Perez'in yerine. Bak tam ters. Ters tandem oldu. Bu iş böyle. Futbol akıl, akıl artık. Akıl. Akıl. Sadece çalışmakla da olmuyor yani. Akıl üretmen gerekiyor. Yani antrenman metodun iyi olabilir ama akıl üretmedikten sonra ne olacak? Şimdi benim transfer olmasını istediğim, tabii söylememiştim, bu Dovbik var. Onu İsveç maçında, 97 doğumlu, Ukraynalı galiba. İsveç maçında böyle Galip abi ne atmıştı, böyle Cengiz abi mi? Eskiden yerden böyle kafa golü anlatılırdı. Aynı onun gibi bir gol attı İsveç'e. Bak Dovbik. Ha burada bir arada şimdi artık başka yerden çekim yaptığımız için transferler geliyor. Şöyle nerede paylaştım onları? Şurada WhatsApp image diyelim. Onları attık mı? Yabancı sitelerde Koyate. Koyate Trabzon'a yazılıyor. Oldu gibi. Şeyde yazıyordu bunu. Nedir onun adı? Attım onu ya. Yabancı bir Belçika sitesinde futbolkrant.com'da Batshuayi de yazıyor. Trabzonspor'a yakın diye. Bunlar olabilecek transferler. Öyle bir ihtimal var. Batshuayi, Dovbik değil. Batshuayi ve Koyate. İkisi de Crystal Palace'ta da bir ara oynadı galiba. Bir de bugün bir liste geçti elime. Şeyle ilgili. Bu nedir onun adı? Onu Koyate'yi yazmıştı. Bakın şimdi burada futbolcuların aldığı ücretler var. Baştan aşağı. Anthony Vakayeme 1,5 milyon euro. Hamşik 1,5. Gervinho 1,5. Bunların imza paraları da var. Hamşik 700. Gervinho 650. Ha, bu arada Gervinho Türkiye'de iş yapabilir. Türkiye'de biraz akıllı, kurnaz olursa Türkiye'de iş yapar. Tabii dikkat şey yapması gerekiyor. Semedo yani Janini 1,3. Bakasetas 1,250. Bu arada şeye doğru geliyor. Bruno Perez 1,200. Bunun da imza parası var. Burada fazla alan oyuncular tabii var. Şimdi bak Türk oyuncular Uğurcan Çakır, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır 9'ar milyon TL alıyor. Yani bunlar
Bu paralar işte Joao Felix benim bildiğim kadarıyla Benfica'dan şeye giderken bu Türkiye'de futbolcular alıştırılmış. Bunun tabii bunun artık bir pazarlığı bir şey yapılması gerekiyor ama benim bildiğim 500 bin euro bile almıyordu yani. Düşünün. Benfica'da işte kaç yaşındaydı? Zaten erken gitti. 18-19 yaşında. Bayağı para veriliyor. Türk oyuncusuna da verirsin. Yapılacak. Yunus Mallı 8-930. Bu Trondsen Flavio 850, Trondsen 750 bin euro şey alıyor. Flavio. Edgar Iye 750 bin euro. Bunda biraz iyileştirme yapılabilir Edgar Iye kontratı uzatılarak. İsmail Köybaşı 5 milyon TL, 1 milyon TL. Bu İsmail Köybaşı'nda şöyle bir sıkıntı var. İsmail Köybaşı zaten sen 32 yaşında olmuşsun. Yani bu şeyden sonra sen Trabzonspor'un seni istemesi, sana kapılarını açması zaten bir ikramdı yani. Hala imza paraları. 32 yaşına gelmişsin, doymuş bir oyuncusun. Hem Beşiktaş'ta kariyer açısından hem Fenerbahçe'de oynamışsın. Artık bu imza paraları ne? Verilen para sana iyi. Şükretmek gerekir ama oluyor. Neyse Berat 5 milyon TL normal. Abdülkadir Parmak 5 milyon TL. Dediğim gibi burada rotasyonda Abdülkadir Parmak bile icabında satıldığı zaman Dorukhan'ın önemi ortaya çıkacak. Yani kalsa bile yani sakatlanma olabilir, Allah göstermesin her şey olabilir. Bunları söylemek istedim bugünlük. İlk aldığımız cihazla çekim yapalım dedim. Bu daha da güzel oldu. Işık da vurmuyor. Böyle bir çekim yapalım dedik. İnşallah bu sene Trabzonspor iyi yolda. Ama diğer taraflara, diğer takımlara tabii istihbarat devam ediyor. Yağıyor. Bunlar nereden biliyor ki geçen yıldan böyle bir ne yapıyorlar? Yığılma yapıyorlar. Yığılma yapıyorlar Türk oyunculara. Hani böyle askeri yığma yapılır bir yere. Geçen yıldan beri ara transferde bile Galatasaray Fenerbahçe çarpıştı İrfan Can için. Demek bir istihbaratları var. Onun için biz daha Dorukhan aldık diyorum. Bu kurala göre değişir değişmez bilemeyiz. Trabzonspor 1-2 daha çünkü oyuncuların garantisi yok. Sakatlanma olabilir. 3 tane oyuncu olması lazım sahada. Türk oyuncu. Dorukhan tam isabet bir transfer bence. Hayırlı uğurlu olsun Dorukhan'a. İnşallah başarılı olur. İyi bir transferi yaparak bizden Trabzonspor'a da kazandırarak yurt dışına gider inşallah. Dorukhan'a başarılar diliyorum. Hakikaten son zamanlarda ben öyle bu transferlerden öyle şey yapan biri değilim. 2010'da Burak'ta bunu şey yapmıştım, yaşamıştım. Çok iyi biliyorum, hatırlıyorum. Jaja. Bu senede Hamşik ve şeyde bu Dorukhan. Böyle iki transferde bak. Biri Türk yine biri yabancı. Heyecanlandıran transfer oldu beni. Artık bundan sonrası futbolculara kalmış. Evet. Allah'a emanet olun. İnşallah videolarımızı beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.